Başkanım valla korka korka geliyorduk artık Hacettepe maçlarına. Ya inan... Yine keyif alamayacağız diye ama bugün yok, keyifli bir maç geçti. Çok genç bir takımımız var biliyorsunuz. Biraz acemice şeyler yapıyoruz ama gençlerin bu şeyler olacak. Çok iyi bir takım. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Biz biliyorsun proje takımıyız. Tek amacımız bizim gençler birliğimize buradan yetiştirip oradaki değerleri kazandırmak. Kardeşimiz gibi, Roma'ya giden kardeşimiz gibi dışarıya futbolcu göndermek. Bizim hakikaten çok iyi bir kadromuz var. İyi bir ekibiz. Ama maalesef işte gençliğin verdiği tek eksik tecrübe. Onu da böyle gidereceğiz inşallah. Bir iki devre arasında bir iki abi. Bundan sonra artık, üzmeyecekler bizi. Ha, bir o niyet vardı. Bu biz, geçen hayır, sene hayır. de yapılmadı. Çünkü bir abi yoktu takımda. Bu sene de evet, yoktu sağda evet, takımda bir evet, abi. Evet. Sizin de başkanlıktaki ilk galibiyet. İlk galibiyetim benim. Yani ilk galibiyetim ayrıca mutluyum. Anlatamam. Mutluluğumu anlatamam. Zaten ben hep işlerindeydim. Hep abileriydim. Hep beraberdik. Ama uzun süredir bir galibiyet alamıyorduk. Beni mutlu ettiler. Allah da onları mutlu etsin. Ve Mehmet Bey kardeşim, başkan vekilimiz çok büyük ondan emeği var. Mehmet lazım. Bey buyurun. Mehmet Bey kardeşimin çok şeyi var. Ben onu bundan aldım sonra ondan. Bundan sonra üzmeyeceğiz. Kimseyi başkan. Üzmeyeceğiz. Hacettepe'miz iyi yolda. Biz iyi yoldayız. Hacettepe Ankara futbolu açısından önemli. Çok önemli. Çok büyük bir camia, büyük bir şey. Gençler Birliği zaten arkamızda. Tabii burada Murat Başkanım ayrıca bir parantez açayım. Sağ olsun. Onun desteği çok büyük. Onun desteğiyle zaten bugünlerdeyiz. Hep moral verdi. Hep moral verdi. Abi üzülme dedi. Abi siz dedi iyi takımsınız. Hiç korkma. Bu çocuklar dedi başarır dedi. Buradan huzurunuzda sevgili başkanıma bir teşekkür edeyim. İnşallah Gençler i̇nşallah, Birliği de akşam İnşallah Gençler Birliği'miz de akşam bizi mutlu eder. Başka. Merhabalar. Kolay gelsin. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önemliydi. Çok sağ olun. İki tane hem Ankara Gençler Birliği hem Hacettepe daha galibiyette tanışmamıştı. 6 hafta geçti birisinde 5 hafta geçmişti. Bugün Hacettepe galibiyette tanıştı. Akşamleyin gençlerin maçı var. Orada da yöneticisiniz. Neler düşünüyorsunuz? Hacettepe nasıl yolda? Allah nasip neler ederse bekliyor? İnşallah bugün bir milat olur. Hem Hacettepe takımı hem de üst takımımız Gençler Birliği adına. İnşallah bu miladın neticesinde hayırlı galibiyetler alırız. Camiamıza armağan ederiz. Bugün tabii Hacettepe takımı bir hoca değişikten sonra bir kan değişikliği gerekiyordu. Sağ olsun zor uğraşlardan sonra hocamızı getirdik. O da bugün başarılı bir grafik çizdi. Çocuklar çok çalıştı, çok gayret ettik, çok savaştılar. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık netice itibariyle. Hacettepe büyük bir camia. Türk futboluna nice güzel insanlar yetiştirmiş böyle bir camianın netice itibariyle daha iyi yerlerde olması gerekir. Bizim gayretimiz de bu yönde. İnşallah başaracağız bunları. Hoca üst yönetimden Murat Başkan'a da bu meyanda teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Değerli katkıları hep sundular, sunmaya devam ediyorlar. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Kısmetse akşam da 3 puan alıp yolumuza devam bu edeceğiz. Bu haftayı milli maç arasında en i̇nşallah, azından keyifli gelecek. Keyifli geçireceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim. Yoruldunuz ettiniz burada. Yok biz bizleri ayakta tutuyorsunuz. Yorgunluğumuz geçiyor. Buraya gelip takım kötü oynadığı zaman bizim asıl canımız. Her zaman desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Siz ve değerli takım arkadaşlarınıza başarılar diliyorum ben çok de. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür İlk 5 hafta ediyorum. Geçti. 6. Evet. hafta öncesi görev evet. aldınız. Ve ilk galibiyette tanıştı Hacettepe. Evet. Gençler Birliği taraftan özellikle korkulu rüyası olmuştu. Tabii. Hacettepe'nin bu durumu. Geçen sene de çünkü sıkıntılı bir süreç geçirdi. Çok. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle önce şuradan başlayayım. Hacettepe takımı Gençler Birliği'nin geleceği. Burada bizim çocukları yetiştirip Hacettepe'ye nasıl Mert Çetin gibi, Berat gibi, İrfan Can gibi. Ama bu takıma çok sahip çıkılması lazım. Bir takım sıkıntılar. Bu kadar uzun sürede kurduğumuz bu takım kötü bir takım olmaz. Ama sadece çocukların motivasyonları düşmüştü. Biz onları anlattık onlara. Daha çok güzel işler yapacağız. Daha önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çok güzel bir takım çıkacak ortaya. Çünkü çocuklarımı iyi. Çocuklarımı çok seviyorum. Onları biliyorum onların ne yapacağını. Onları istedik bugün. Oh, çok sağ olsunlar onlar da. Yaptılar bize. Ligin bizim grubun en iyi takımlarından birini yendik. Evet. Yani çok iddialı bir takımı yendik. Hepsi üstleri, üst grupları görmüş futbolculardan oluşuyordu. Ama yüreklerini koydular. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Aldık maçı. Yani 3 maçta 13 gol yemiş bir Hacettepe vardı. Tabii. Çok ciddi şeyle beraber, kupayla beraber toplamında Denizli Kupa maçıyla beraber 18 gol yedik. 2 gol attık. Bu maçta, şimdi bu maçta pozisyon bile yoktu rakibe, böyle bir rakibe. Biraz telaşımızı şey yapabilsek 2'yi bulabilirdik, bayağı kontrolleri yakaladık. Ama dediğim gibi birazcık o özgüven düşüşü var, düzelteceğiz.
Bizim de işimiz o. Yani biz de dediğiniz gibi Gençler Birliği'ne buradan çıkacak. Tabii. Burası Gençler Birliği'nin geleceği. Burası her şeyi altyapından, tamamen altyapıdan buraya gelecek bir Gençler Birliği. Ve bizim hedefimiz o zaten. Buradan Gençler Birliği'ne seneye 2-3 tane adam verirsek ne mutlu bize. Tebrikler Serdar. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Geçen maçta Kırklareli maçında sonradan oyuna girmiştin. Oyunu değiştirmiştin. Bugün ilk 11'de başladın. Evet. Ve sahada ne kadar etkili olduğunu yine gösterdin. Teşekkür ederim. Yani takımın en etkili oyuncularından bir tanesisin. Ve Gençler Birliği taraftarı yıllardır aslında seni A takımda da görmeyi bekliyordu. Neler hissediyorsun? Bugün ilk galibiyeti aldı takım. Evet, bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Çünkü haftalardır talihsiz bir gidişimiz vardı. Hoca değişikliği de olunca biraz da moral oldu. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Daha iyi olacak, güveniyorum takımına. Serdar, bu takımın ne eksiğini görüyorsun? Yani şimdiye kadar, geçen sene ciddi bir sıkıntı yaşadı evet. Takım. İkili averajla ligde kaldı. Bu sene 6 maçta bir Ahmet'le berabere kaldı, puan aldıydı. Bir beraberlik daha var. İlk galibiyetiyle tanıştı. Evet, doğru. Ne eksik bu takımda? Sorun neydi? Tecrübe mi? Aslında şanssızlık mı? Eksikliğimiz fazla yok ama işte birazcık tecrübesizlik. Fazla maç oynamama şeyi. Takım çünkü çok genç. Zamanla çok iyi olacağına inanıyorum ben takımı. Güveniyorum takımına. İnşallah. Yani İnşallah. Seni de tekrar Gençler Birliği'nde göreceğimiz. İnşallah. Takım arkadaşlarının birçoğunu da Gençler Birliği'nde göreceğimiz günleri bekliyoruz. İnşallah. Başarıların devamı. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın.